Siz bugün başkan olsaydınız ne yapardınız? İlçe belediyeleri yasayla kuruluyor. Kendi sınırları dahilindeki ruhsat, imar ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hakların korunması ilçe belediye başkanı ve meclisine ait karar organı olarak. Yasalarda bu yetkiyi ilçelere veriyor. Artı büyükşehir olan yerlerde de büyükşehir bütün bu ilçelerin ortak sorunlarıyla ilişkili karar sahibi. Çünkü onun da bir meclisi ve bir başkanı var. İlçe belediyelerinin istemediği projelerin ilçelerde gerçekleşme şansı neredeyse yok. Ama bu işte Ankara'nın yetkisi var, işte Cumhurbaşkanı başkanlık sistemi yetkisi var deyip geçiştirilecek bir şey değil. Bunu şöyle düşünmek lazım. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı yetkilerini eğer mevcut yasalardan alıyorsa, ilçe belediyesi de yetkilerini mevcut yasalardan alıyor. Yasalar ruhsat ve imar yetkisini eğer ilçe belediyesine veriyorsa, bu yetkinin sonuna kadar korunup takip edilmesi gerekiyor. Yani ben hayır dedim, benim hayırımı kabul etmediler, gittiler Ankara'dan, bakanlıktan ruhsat aldılar. Yeterli değil. Çünkü hayır deme gerekçelerinizi mahkemelere taşıdığınız zaman uzun yıllar süren bir hukuk savaşına girersiniz. Artı başka bir gücünüz var. Yaşayan insanlar var. Kadıköy'de 500 bine yakın insan yaşıyor. O insanlara bilgilendirirsiniz, onların alana çıkmasını sağlarsınız. Onlarla beraber bu konuyu Türkiye kamuoyuna, hatta dünya kamuoyuna taşıyabilirsiniz. Suskunluk bu projelerin yapılmasını sağladı. Yani şu anda eğer İstanbul işte 2000'lerde 6-7 milyon bir nüfusa sahipse ve bugün 20 milyon civarında bir nüfussa, bunun nedeni bu suskunluktur. Kalamış Şatlıman ihalesindeki bence en büyük sorun, ilk çıktığı zaman belki o projeye karşı çıkılmalıydı Osman İzlan döneminde. Ama bu proje yapıldı bitti ama kesinlikle büyütülmemesi gerekiyor. Büyütülmemesinin en önemli gerekçesi şu anda orada vatandaşın kullandığı ciddi alanlar var. Yeşil alanlar var. Siz bu proje dahilinde o yeşil alanları işte alışveriş merkezine, otele dönüştürdüğünüz andan itibaren orada büyük bir nüfus popülasyonu olacak. Birincisi vatandaş orada yürüdüğü alanları kaybedecek. Yani artık güvenlik görevlilerinin olduğu bir yere dönüşecek orası. Kaybedecek. Şimdi orada yeşil alanlar var. Getiriyor işte masasını, sandalyesini atıyor, oturuyor. Çayını, kahvesini içiyor. İşte hayvanlarını gezdiriyor. Spor yapıyor. O alanlar tamamen ticaret olarak yapılandığı andan itibaren ki 7,5 metre yükseklik verilir orada. Hatırladığım kadarıyla toplamda 40 bin metrekare bir inşaat alanı imar olarak verdiler. Bu çok ciddi bir alandır, inşaat alanıdır. Bir de hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam marinanın mevcut kapasitesini iki misli artırıyorlar. Yani mendirekleri de büyütüyorlar ve uzatıyorlar. Yani körfezi de, ünlü Kalamış Körfezi'nin de oradaki su hareketleri dahil tamamının daralabileceği yeni bir proje yaratıyorlar, büyük bir proje. Yani Kalamış artık şarkılarda kalır tamamen. Vatandaş da artık denizle olan bağlantısı kesilir. Orası tamamen Türkiye'nin sermayedarlarının, büyük dev teknelerin, 50 metre, 100 metre, 200 metre teknelerin girip çıktığı, dünyadaki pahalı mağazaların olduğu bir işte kendilerine göre ne diyorlar, ultra alışveriş merkezi mi? Yani 7 yıldız, 10 yıldızlı yer mi? Ama bildiğim tek şey var. Bu tamamen Türkiye'de bir avuç azınlığa ait olan halkın kullanamadığı bir alana dönüşür. Bir de tabii şehrin kendi estetik yapısı açısından da baktığınız zaman İstanbul kendi estetik yapısını kaybediyor. Yani tamamen bir beton yığınına döndü. Ve bu beton yığınının işte biraz daha artmış bir halini orada görürüz. Ya Türkiye'de yani halk bu kadar yoksullaşıyorsa bu paralar birilerinin cebine giriyor demektir. Türkiye son 20 yıldır özellikle bu iktidar döneminde çok fazla kamu kaynaklarını peşkeş çekti. Yani düşünün daha Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikalardan alın da limanlara kadar neredeyse her şey özelleştirildi.
İşte madenlerdeki durumu biliyoruz. Su havzalarındaki, işte tarım alanlarındaki imara açılmayı biliyoruz. Bunların rantını kazanan kesimlerin ellerinde çok büyük paralar var. Ve bu paralarla beraber özellikle son 10 yılda çok fazla ultra lüks tekne denizlerde kullanılmaya, görülmeye başlandı. Geçmişte de vardı zaten. Türkiye'de büyük bir bu işi iyi harcayan bir sermaye kesimi, rahatlıkla kamu kaynaklarında kazanan. Ama bu dönemde bunlar daha çok arttılar. Daha çok kamu kaynağı bunlara aktarılmaya başlandı. Siyaset de bunlarla birlikte hareket etmeye başlayınca artık bu ultra yatlar aslında Türkiye'de iktidar oldular. Artık onlara göre her şey düzenlenmeye başladı. Halk ne yapması gerekiyor? Şimdi artık kamp kurup orada bir nöbetleşe çağrısı mı yapması gerekiyor? Yoksa halen bir hukuki sürece güvenmek bir çok yapılıyor. Aslında hukuki süreç bence bitti. Sadece Anayasa Mahkemesi'nde bir dava vardı. Onun sonucunda ne oldu bilmiyorum onu. Ama şu anda zaten mevcut firma sözleşmeyi imzaladı. Bundan sonraki süreçte bu firma başkalarına devredebilir. Kendi yapabilir, yapmayabilir. Onları bilmiyorum. O tarafıyla da ilgilenmiyorum. Ama bu iş yapılmaya başlandığı andan itibaren binalar ortaya çıktığı zaman büyük bir infiale dönüşecek bu. Yani orayı kullanan binlerce insan var. Ama o zaman yapılan bir tepkinin çok büyük bir faydası olmaz. Bence şimdiden vatandaşların sokağa çıkıp bu konuda eylem yapmaları gerekiyor. Ve oy verdikleri siyasetçilerin, yani ilçenin, ilçe belediyesinin, meslek örgütlerinin ve Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisini kullanarak buna karşı çıkmasını sağlamak gerekiyor. Yani Büyükşehir Belediyesi de buna karşı çıksın. Vatandaşların istekleri doğrultusunda. Şimdi gördüğümüz Türkiye siyasetinde artık iktidar ve muhalefet neredeyse suskun bir döneme girdiler. Yani bu konularda konuşmuyorlar. Şimdi Kalamış'ın özelleştirilmesi İstanbul İl Başkanlığı'nı da ilgilendirir, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve diğer siyasi partilerin il başkanlıklarını da ilgilendirir. Dikkat edersek hiçbir parti neredeyse daha soldaki partilerden bir kısmı bundan ilişkili eylem yaptı yani. Hep de yapmadı dememek haksızlık olur. Ama böyle komple birlikte hareket edilen herkesin katıldığı ortak bir mücadele alanı yaratılamadı. Partileri bir araya getirmek nasıl mümkün olabilir mi? Ne yapmak gerekir? Yani bunun için yapılması gereken bence en önemli şey, ki bizim yaptığımız şeyi anlatayım ben. Oradan gelsin. Bu ilk bu ihale süreci başladığı zaman biz buna karşı çıktık. Kent konseyiyle toplantı yaptık. Onlara şunu söyledik. Kent konseyi Kadıköy'deki meslek örgütleri, işte sendikalar, kamu kurumlarının temsilcilerinin olduğu, yani örgütlü yapıların temsilcisi olduğu bir kurumdur. Sizi bilgilendiriyoruz dedik. Siz bu konuda halkı aydınlatın ve halkla beraber olun. O zaman o mücadelede kurumsal kimlikler katılınca, işte meslek örgütleri de katılınca, zannediyorum bir imza kampanyasında herhalde 150-160 binin üzerinde imza toplandı. Artı eylemler çok daha görkemli ve büyük oldu. Basında çok daha fazla yer buldu. Ve bunun mahkemelerin verdiği kararlarda da etkisi olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir geçmiş dönemdeki belediye başkanı yaptırmam, ettirmem, bittirmem dedi. Adam kendi de gitti. Ama sonuçta süreç devam ediyor şu anda. Bu işte kamunun seçilmişlerinin görevi. Gidip orada eylem yapmak değil. Onlara karşı eylem yapılıyor. Kamuda seçilenler, yani belediye başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri, bunların görevi. Bunu yasalların onlara verdiği yetkiye kullanarak bunu yapmamak yani. Yani vatandaş kime karşı eylem yapıyor Kadıköy'de? Kim ruhsat veriyorsa ona karşı yapıyor. Yani ben şimdi belediye başkanı olacağım, yetki bende olacak, gidip orada eylem yapacağım. Kime karşı eylem yapıyorum? Kendime karşı. Yani bunun şimdi inandırıcılığı yok ki. Yani yasa ilçe belediyesine, büyükşehir belediyesine bu yetkileri veriyor. Yetkilerini kullansınlar, kendilerini ortaya koysunlar, halkı yanlarına alsınlar. O zaman değişir bu iş. Çünkü bu bütün bu alanlara gerçek sahibi halk. Yani seçilen politikacılar veya müteahhitleri değil. Sadece o güveni vermek lazım vatandaşlara. Vatandaşlara o güven verilirse, gerçekten samimi olunduğu güveni verilirse ve vatandaş aydınlatılırsa, yani
İşte o firma aldı, sıkıntı yok. Bu firma aldı, bilmem ne yok. İşte fazla da büyümeyecekmiş deyip işi sulandırmanın bir anlamı yok. Net bir şekilde karşı çıkmak gerekiyor. Yani halk şu anda farkında değil ne olup bittiğini. Bence değilin ötesinde başka bir şey oldu son yıllarda. Türkiye siyasetiyle toplum arasındaki ilişki tamamen kesildi. Halk yalnızlaştırıldı. Yani halkı önderlik edebilecek işte meslek örgütleri, sendikalar, dernekler, siyasi partilerle aralarındaki bağ koptu. Şu anda halkın güvenebileceği bu örgütlü yapılar bence alanda yok. Sadece şey anlamında alanlara çıkıyorlar. Yani bir şekilde biz de varız anlamında çıkıyorlar. Ve popüler kültürün tamamen etkisi altındalar. Yani televizyona çıkıp bir konuşma yapmak, işte sosyal medyada karşı olduğuna dair bir tweet atmakla bu mücadele olmaz. Yani insanlarla oturacaksın, konuşacaksın, toplantı yapacaksın. Hatta insanlarla beraber nasıl çözüm getirileceği konusunda da tartışacaksın. Yani sürece katılacaklar. Bu şekilde gelişir. Bu onlara ağır geliyor. Diğeri kolay. O kopukluğun yarattığı bir şey var. Halk şimdi yalnız bireylerin bir araya gelip birlikte hareket etmesini sağlayacak olan bir irade oluşması lazım. Bu irade olmadığı takdirde halka faturayı kesemeyiz. Bence faturayı kesmemiz gereken kesimler bu işleri yapması gerekip yasalardan yetkiyi alıp yapması gerekenlerin yapmaması. Ayrıca muhalif olduğunu söyleyip muhalefet gibi değil de iktidar gibi davrananlardır yani. Bu kamusal alanları kullanabilmesinin önünü açmanın yolu aslında seçilmişlerin yani siyasi olarak seçilenlerin bu konuda sürekli yeni imkanlar yaratmasıyla olur. Bir defa gündemde tutacak onu yani. Şimdi İstanbul'da 20 milyon insanın sabahleyin kalkıp spor yapan ne kadar insan var? İşte tiyatroya ne kadar çok insan gidiyor? Ne kadar çok insan parka gidiyor? Park kullanıyor? Ne kadar çok insan yeni alışkanlıklar elde edebiliyor? Düşünmesi lazım seçilenlerin, tartışması lazım. Şimdi kıyı kullanımı şu anda işte Kadıköy'den diyelim ki Tuzla'ya kadar veya öbür taraftan Sirkeci'den işte Yeşilköy'e, işte Çekmece'ye kadar bir alanda belirli sayıda insan yürüyor ama bu insanlar çok az. Yani toplam nüfusa vurduğu zaman. Yani 20 milyona yakın bir şehirde burada her gün diyelim ki 10 bin kişi, 20 bin kişinin yürümesi bence o toplumun yürüdüğü anlamına gelmiyor. %40'da ulaşabildiği konusunda da çok emin değilim. Bence daha az insan bu alanları kullanıyor. Çok daha az insan kullanıyor. Belirli kısımlarda kesinti var. Mesela örnek bir şeyi önermiştik. Kurbaldere'nin Marmara'dan başlayarak Ataşehir'e kadar sağlı söylü alan olarak açılıp insanların işte Ataşehir'den bisikletine binip veya Ümraniye'den bisikletine binip rahatlıkla denize ulaşması. Bunu ben Erik Belediye Başkanı'na da önermiştim o zaman. Öyle bir konuştular bunu. Sonra kaldı. Ya halkın sorunlarının tartışıldığı bir kafa yapısının hakim olması lazım alanda ki sorun tartışılırsa çözülür zaten. Yani şimdi sıkıntı bu sorunların hiçbiri tartışılmıyor, konuşulmuyor. Problem o yani. Aslında bir taraftan baktığınızda şey var. Mevcut belediye başkanlarının halkı ilgilendiren sorunlarda halkla birlikte olmadığını görüyoruz. Örnek bu Medipol Hastanesi yapıyor şeydi Erbeş'te. Otopark inşaat falan vardı. Bildiğim kadarıyla orada Büyükşehir'in de şeyi var, imzası var, onaylamış gibi. Kadıköy Belediyesi hiç şeye girmiyor. Kalamış özeline gelecek olursak bir önceki dönem belediye başkanı bir ticaret alanına dönüştürdü orayı, fuar alanına dönüştürdü, konserler, sinema, bilmem neleri falan filan hala devam ediyor. Bir de ayrı şey de yapıldı yani kulübeler, satış noktaları, bira bilmem neleri filan o bölgenin belediyenin kullanımı anlamında da bu şekilde kullanılması şey değil mi, absürt değil mi mesela? Ya şimdi tabii konu başka bir yere döndü. Yani belediyelerin görevleri nedir diye tartışmak lazım. Şimdi Türkiye'de son dönemde bir festival belediyeciliği başladı. Sürekli işte sahne kurup ve bu sahneyle beraber müzik
gruplarının çağrılması, onlara ücret ödenmesi, onun yanında bir satış, ticari bir organizasyona dönüşmesi. Böyle fuarlar hep böyle kamunun çevresinde. Aslında bu bir anlamda böyle gözü hoş görünse bile, böyle çok ince düşündüğünüz zaman aslında kamu her şeyi denetim altına alıyor. Sanatı, kültürü, edebiyatı, şiiri, ekonomik anlamda da denetim altına alıyor. Aslında bu kesimler yani destek verilmesi, yani halkın işte tiyatroya ilgisinin artırılması, müziğe, sanata ilgisinin artırılması belediyenin, yerel yönetimlerin görevi. Ama bunu ticari tarafını da belediyelerin üstlenmesi veya bunu ücretsiz bir hale dönüştürmeleri böyle tamamen bir büyük bir ekonomiye dönüştürmeleri bu tehlikeli. Şimdi siz eğer bütün fuarlarda işte yazarların, edebiyatçıların işte otellerinin parasını öderseniz, ne bileyim işte onların kitaplarını satın alırsanız kimse sizin hakkınızda olumsuz bir eleştiri yapmaz. Yani artık ekonomi size dayandı demektir. Şimdi Türkiye'de hem AKP'nin merkezi iktidarı hem de yerel yönetimler böyle bir alan oluşturdular. Gazeteciler, yazarlar, çizerler bir şekilde bu alandan ister istemez ekonomik ilişkiye girip bağımlı hale dönüşüyorlar. O zaman da eleştirecek hiç kimse kalmıyor. Yani gerçekten eleştiren insanlara da bu alanlara girme hakkı kalmıyor. Giremiyorlar yani o alanlara. Bu konu bence çok tartışılması gereken bir konu. Bu ihale büyütüldüğü zaman işte ben buradan çıkıyorum, sahile iniyorum. İşte ondan sonra da marinanın aslında kullandığı ama halka açık olan bir alanı var. Yeşil alanları var otopark dahil ileride. O alanlara benim girmem artık izne tabi olacak. Yani orada çünkü alışveriş merkezi yaptıkları andan itibaren mesela gece kapatacaklar orayı. Diyelim ki akşam saat 10'dan 11'den sonra vatandaş giremeyecek oraya. Veya sabahleyin ben erken kalkıyorum, yazın hava aydınlanıyor 5'te, gideceğiz, güvenlik kuvvetleri kapatmış orayı olacak. Bekleyeceğiz, güvenlik kuvvetleri orayı açacaklar. Ondan sonra biz vatandaşlar olarak sahilden, deniz kenarından yürüyeceğiz. Bu bizim alanımızın gasp edilmesidir. Hakkımızın gasp edilmesidir. Gelecekteki doğacak çocukların, yaşayan insanların haklarının gasp edilmesidir. Bu sadece bize ait olan bir şey değil. Bunu şimdi görmemek, buna duyarlı olmamak, şimdiye kadar yaşadığımız işte Söğüt Çeşme'nin iyi örneğidir yani. Onun gibi orada nasıl şu anda büyük bir insan yoğunluğu olacak, kargaşa olacak, gürültü olacak ve bizi rahatsız edecek. Çünkü orası yeşil alanlardı. Şimdi burada da aynı şey yaşanacak. Bu önümüzde oluyor. Buna hep bir bütün halinde herkesin karşı çıkması gerekiyor. Bazı insanlar evlerine hesap makinesini alıyorlar. İşte buraya böyle bir şey yapılırsa falan benim evim değeri böyle olur falan. Aslında bu evinin değerini artması bir şekilde kentten kovulması anlamına da geliyor. Yani satacaksın ve gideceksin anlamına da gelmiyor mu? Ya şimdi tabii o çok insanın böyle düşündüğünü düşünmüyorum yani. Zaten evleri çok değerli şu anda. Orada yapılaşma arttığı zaman değerleri düşer evlerinin. Çok daha değerli olmaz yani. Yani bu Kadıköy'ün değerini veren bu sakinliği. Şimdi bu sakinliği ortadan kaldırdığınız zaman belirli bir dönem sonra oradaki evlerin değerleri düşer. O doğru değil. Bence farkında değiller. Bir de o kadar çok bu işler işleniyor ki. Bak kaç sene geçti. Biz bunu iptal ettirmiştik bunun ihalesini. Hiç mümkün değildi yani olmasın. İnsanlar yoruluyor yani sürekli kandırılmaktan yoruluyorlar. Yani insan seni seçiyor işte, belediye başkanı seçiyor, meclis üyesi seçiyor, milletvekili seçiyor. Nerede milletvekilleri? Yani insanlara sorsanız milletvekillerin isimlerini dahi bilmezler. Şimdi bunu değiştirmek gerekiyor. İnsanların sorunlarını tartışan, konuşan, sahiplenen bir siyasal alana ihtiyaç var. Bunun da yolu bunu tartışmamız lazım. Şimdi burada 500 bin insan var. Bu 500 bin insana A, B, C partilerine oy ver diyorlar. Ama seçilen insanların kim olduğuyla ilişkili en küçük bir yetki kullanma hakları yok. Yani Kadıköy'e rahatlıkla başka bir ilden gelip birisi meclis üyesi olabiliyor. Belediye başkanı olabiliyor. Yani bunun milletvekili olabiliyor. Düşünün Kadıköy'de 6 tane milletvekili başka partiden getirip koydular. Sağcı ve bu Kadıköy seçmenine oy verdirttiler. Bunu verdirtilerle ilişkili de herhangi bir işlem yok. Hala politikada bunlardan milletvekili olan var. Alanda olan var, insanlar var. Yani vatandaş bu kendi seçme ve seçilme hakkını
yeniden alması gerekiyor. Bence şu anda vatandaşın seçme ve seçilme hakkı yok. Sadece formalite yerine gelsin deyip bir oy attırılıyor da oyun içindeki şeyleri başkaları yazıyor yani içeriğini.